Nizamettin iyi bir ceza avukatı olurdu. Bir evi, bir de güzel bürosu olur. Resmi gazete basılmazsa pezevenk oturup kendisi basar. Polat Alemdar adlı kişinin Süleyman Çakır'ın ölümü vesilesiyle bir gecede 6 tane babayı öldürmesi beni rahatsız etti. Kim olacak müdür bey? Polat Alemdar reçetesi iş başında. Onu siz bulacaksınız müdür bey. Polis kılığına girip birbirleriyle çatışmışlardır. Evi korumaya aldırdım. Sağ ol ama gerek yok. Ben bu yola bunları göze alarak girdim. Beni korkutamazlar. Bir kez daha gördüm ki örgütlü suç bu ülkenin en büyük belası. Polat Alemdar reçetesi ise bunun açık örneği. Yoksa seni ben bile kurtaramam. Seni ben bile kurtaramam. Aufhörte malum exvoris. Bu adam bütün polisi hedef gösteriyor. Polat Alemdar yakalanmazsa çok daha vahim olaylar olur. Bu katliam onun göstergesi. Ve maalesef Safiye Karahanlı'yı bu sefer kurtaramayacağız. Abi ayakkabı hassası. Nasıl yani? Abi bu devirde kim lostra salonuna gider? Bir bizim Nevzat, bir de Nizamettin. İki haftada bir lostra salonunda. Girdiğimi de çıkmıyor. Parlatıyor da parlatıyor. İki gün üst üste de gidiyor. Hiç anlayamadım abi. İki gün üst üste niye gidiyor? Abi 15 gün gitmiyor. Ondan sonra bir gece bir sabah gidiyor. Hep mi? Benim takip edebildiğim hep abi. Bir de uslu durursa Lazlı'ya yaşayacak. Götürecek miyiz? Bazıları içeri girecek. Bazıları gidecek. Bazıları ölecek. Artık konsey diye bir şey yok kardeş. Olamaz. Sen güvenli bir şekilde sana vereceğim adrese giderken Polat Alemdar bütün bu suçların faili olarak yok olacak. Kriptex yok. Önceden alınmış demek ki. Kriptex o evdeydi. Daha önceden alacak iki kişi var. Kılıç, Polat. Polat dönmüş mü? Öyle görünüyor ama Polat'ın elinde olsa bile çözemez. Tehlikesi yok. Kriptex'i bul ve geri kalan kim varsa öğrenme. Şu ana kadar tek ulaşamadığın kılıç. Eğer ona ulaşamazsan şifreyi çözdüğünde o zaman ulaşır. Kılıcı bulmalısın. Konseyde yaşananlar sadece konseydekileri ilgilendirir. Bizleri ilgilendirir. Sen emanetçilik yapma derdindesin. Bu konsey hanedanlık değil. Karahanlı. Mirası dağıtılır. Öfe Karahanlı artık her neredeyse sonsuza kadar mirasıyla rahat içinde yaşar. Ama sen konsey de onun mirasıymış gibi emanetçilik yaparak baronluk koltuğunu tanımadığınız, bilmediğiniz bir hayalete devredebilirsiniz. Ayrıca Karahanlı gibi hükmedeceğini söylüyorsun. Karahanlı doğru hükmetseydi şimdi başımızda olur. Korkarım ki aynı yerden aynı sonuç çıkar. Baronu baron yapan iki kişi var. Biri sen, biri ben. Eğer biri baron olacaksa bu ya sensin ya ben. Baron mu olmak istiyoruz? Eğer baron olmak istesem olurdum. Senin olmanı isterim. Ama ikinci adam gibi olmak değil. Nergis Karahanlı'nın kumandasında değil. Efe Karahanlı gelene kadar değil. Benim mecburiyetlerim var Nizamettin. Senin en büyük mecburiyetin öldü. Bunu kabul etmiyorsan kafana sık, sen de öl. Diyelim ki yaşlı kurtların hepsini kafa kafaya vurdurdu. Polat'ı nasıl tahta oturtacaksın? Yaşlı kurtlar en kolay kini yiyebilir. Genç kurt. Nasılsa herkesin gözünde görülecek. En kolay o tahttan indirilir diye. Polat Karahanlı'nın oğlu mu? Efe mi?
Eğer bu senin için bir şey ifade ediyorsa bu işten vazgeçerim. Ben senin mecburiyetlerinle, duygusal beklentilerinle bir işe girmem. Polat Karahanlı'nın oğlu mu değil mi? Değil. Seninle birlikteyim. Neden bana yalan söyledin? Yalan. Karahanlı'nın oğlu olup olmadığını sordum Polat'ım. Ve sen hayır o değil dedin. Sen bana duymak istediğimi sordun. Ben de sana duymak istediğimi söyledim. Demek bu çakıya saklamış Karahanlı ha? Büyük adamdı. Hiç şüphesiz. Ne zaman temasa geçeceksin Polat'la? Bugün. Güzel. Ya sana reddedemeyeceğin bir teklif yaparsa? Ne gibi? Beni öldürmek gibi. Ne vereceğine bak. Sadece sen ve ben. Anlamıyor musun Kılıç? Sadece sen ve ben kalacağız. Benim istediğim Polat'ta, Polat'ın istediği bende. Hava karardığında Polat Alemdar, senin aracılığınla bana ulaşmazsa, benim istediğimi yanında bana getirmezse sen dahil. Polat'ın tanıdığı herkes ölecek. Anladın mı beni? Kriptex Polat'ta, anahtar bende. Polat ise avucumda.